kaç aylıkmış? 2020 hatta 13 tam 13 aylık oluyor. Buradayım, sorun yok. Buradayım. Sorun yok. Tamam mı anneciğim? Sorun yok. Her yere gördüğü her şeyi atlıyor değil mi? Evet. İştahında peki azalma var mı bu dönemde? Genel kızgınlık döneminde olur mu azalma? Evet, azaldı. Zaten hiç içi. Zaten normalde ben barf denedim, yaş mama denedim, kuru mama denedim demiyorum. Evde şimdi ben bir tavuk haşlıyorum, et haşlıyorum, yediriyorum. Pudullar. Kuru mama var. Arada kuru mamayı hani kandırıp ara bir öğün günde yedirmeye çalışıyorum. Hani içindeki bütün vitaminleri alsın diye. Bazen yiyor, bazen yemiyor. Yani. Peki çiftleştirdiniz mi? Hiç. Düşünmüyorsunuz da. Düşündüm aslında, önce bir çiftleştireyim dedim ama bu süreci ben kaldıramam diye düşünüyorum şu anda. O da gitgide baksanıza zayıflıyor, çok stresli, ısırmaya başladı. Bütün evlerimizi falan parçalıyor artık. Baksanıza. Tabii şeyden değil mi, böyle saldırarak değil de, yoksa saldırıyor mu? Yani mesela... Beni ellemeyin diye mi yapıyor böyle, yoksa gevezelikten mi? Orayı da ısırırım, burayı da ısırırım. Yok, gevezelikten değil aslında ama mesela evde oturuyoruz hepimiz. Yeğenim geldi benim. O ayağa kalkınca havlıyor mesela. Ya da odadan biri birden dominant çıktı. Oldu bu. Evet. Alfa oldu. Evet. Evde alfa. Baba alfa olması lazım. Ya da sizin yok, alfa olmanız lazım. Şey, ondan, babadan biraz tırsıyor aslında. Evet. Ondan korkuyor. Ama daha çok bana bağımlı. Bu biraz da davranış problemi. Tamam, hormonların çok etkisi var. Ama işte bu kendini alfa görüyor olabilir evde. Yani evin sahibi görüyor olabilir. Tabii. Baskın bir erkek yani. Köpek aldım, olduğunu farkında değil diye düşünüyorum. Evet, evet. Baskın bir karakter. Bilmiyor ki köpek, yanında köpek yok, evde köpek yok başka. Herkes insan. Küçük iki tane kız var. Değil mi? İki kızınız evet, var. Biri 16, biri şey, 9. Heh. Ufaklıkla oynuyor daha çok. Onu yalıyor mu, alıyor bilmiyorum ama. Gelin bakalım hayatım. Kulağa bir tahap geçirdi. Yakın sürede. Yakın zamanda. Evet, bir ondan da gergindi zaten. Tamam. Evet, bu kuzuları normal. Tamam. Tamam. Biraz sağlam tutacağız burada. Hem bizim için hem onun için. Buraları böyle almak lazım. Bu tüyleri. Biraz yanı yanar. Ayda bir götürüyor mu? Heh, kuaför oluyorlar. Hastanın ameliyat öncesi rutin muayenesi yapılıyor ve hasta sahibi bilgilendiriliyor. Kalsın bir şey olmaz aslında da. Sağ zaten kulak zaten durmuyor ki her tarafı. Durmaz, durmaz. Sağ kulak zara kadar tertemiz görünüyor. Fakat kızarık birazcık. Hiperemi var. Biraz kızarık. Bir enfeksiyon var diyemem ama biraz yangılı. Kaşıntıya ya, sebep olan şey yok. Antibiyotikli bir krem sürdü. Veterinere götürdüm. Evet. Son kan başındaki. Evet. Ben süremediğim için o sürdü. Ve sol kulak tayt. Sol. Sol hala sıkıntılı. Burada otit var. Yani. Tamam. Beni ısırtmadan bir dişlerine bakmak istiyorum tamam. Çocuğum. Çok zor. Aferin. Güzel. Güzel. Isımın gebertirme. Bir de bunlara diş fırçası yapmışlar. Benim var. Gelin bakın. Ben tarayamıyorum ki adamı. Şimdi bu dişini fırçalıyor. Hiperemik bir diş eti. Böyle olmaması lazım. Ne pembe oldu? Olması lazım. Tabii şimdi bu çocuğu dişlerini fırçalamak imkansız. Yok. Tamam. Nasıl? Ara defans. Ara üşütüyor. Oh, iki tane var aynen. Evet. Penis de hemen dikilmeye hazır. Kopulması. Güzel. Herhangi bir şikayetin var mı? Yok, yalnız şey var. Bir kişi bana şey demişti. Böyle çok fazla kibriyor olan. Şu ayağında bir sorun var dedi. Onu gösterin dedi. O hangi ayağı? Şu ön şeylerde, patilerden birinde sol mu dedi, sağ mı dedi. Biraz yamuk basıyor dedi. Tamam, bakacağız ona. Bunlar da genelde diz kapağı çıkı oluyor. Patella luxasyonu. Bu hastalığa yatkın oluyor bu tarz ırklar, küçük ırklar. Dur bakalım. Düzgün bas. Bir şey yapmayacağım. Bak, bırak ya kendini. Yok, alfa bu. Bu diyor ki bana dokunamazsın, beni elleyemezsin. Çok fena. Patella gayet yerinde. Sağ patella.
Sola bakalım. Hadi diz kapağı demek. Diz kapağı. Bazen içi dışa çıkabiliyor. Çıktıkça şey oluyor işte. Oradaki kemiğin kıkırdağın girdiği yer oradaki eklem sıvısını kaybediyor kısacası. Burada bir şey yok. Bir yere koyalım da. Testislerin şuradan bir tane küçük bir ensizyon atılıyor. Şu kadar boyut. Tamam mı? İkisi de bu delikten çıkarılıyor. Ondan sonra ligatüre edilip uzaklaştırılıyor. Şu kadar bir dikişi oluyor. Bir gece bizde kalıyor. Ertesi gün de size veriyor. Yakalık takacak. Bir hafta 10 gün boyunca yakalık takacak. Mecbur çünkü o dikişleri yalar. Parçalar açar. Tamam. Ondan sonra da ortalama 10-12. Günde dikişler alınıyor. O 2 güne bir de kontrole geliyorsunuz. Antibiyotik yapılıyor. Bu bir hafta yani 3 kere, totalde 3 kere geliyorsunuz 2 güne bir. Antibiyotik yapılıyor 2 günde bu çocuğa bir enjeksiyon. Ondan sonrasında aslında yakala alışma süresi bir tek problem burada. Yoksa hemen yürüdüğünü göreceksiniz rahat bir şekilde. Hiçbir problemi olmayacak. Evet, çekmeye çalışacak. İşte yemek yiyemeyecek, şey yapamayacak. Böyle ilk başta. Ondan sonra tam alıştım derken de zaten bitecek. Prosedür bitecek. Yine insan. Kan tahliline gelince, şimdi anestezi karaciğer kapalı. Karaciğerden, akciğerden ve böbreklerden emiliyor. Önce geliyor, akciğer alıyor onu, sonra karaciğerde metabolize oluyor, ondan sonra böbreklerine atılıyor. Bu üç organın sağlıklı olması lazım, prosedürün doğru işleyebilmesi için. Bunlarla ilgili tahlil yapılabilir. Operasyon öncesi hazırlıklar başladı. Erkek köpeklerin kısırlaştırılması, oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemekten çok genelde sosyal nedenlerden dolayı yapılmaktadır. Bunların başında agresyon problemi vardır. Medikal açıdan ise meme ve testis tümörleri ve prostat hiperplazisini önlemek amacıyla yapılır. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Nerede bizim çocuk? Gelmiyor. Gel bakalım, gel. Koşuyor şu an, hiç peşinde. Ne yapıyorsun? Köpek oraya buraya çarpıyor. Ne yapıyorsun lan? Gel bakalım. Kolunu atlayamıyor, deli sinir oluyor. Evet, bizimki de öyleydi. Bir de kuduruk. Çarpıyor, çarpıyor, çarpıyor. Hadi gidelim. Hadi gel. Annesi. Görüşürüz, geçmiş olsun. Size alabilir miyiz öyle? Canım. Nasıl annesi? İyi mi? Yani iyi. Güne göre iyi tabii ki de. Havlamaya başladı en azından. Ne yapıyorsun? Oh be. Şundan zorlanıyor ya. Oh be. Isırırsan gebertir bak. Isırırsan gebertir bak. Buk buk buk. Buk buk. Buk buk. Buk buk. Buk. Oh. Şunlar tahriş olmuş bunlar. Evet. Şey batik olma kral sürdüler işte arkadaşlar. Oldu. Çok güzel operasyon yiyoruz. Çok güzel. Kuduk. Şöyle bir tutar mısın? Siz değil.
yavaşça. Son antibiyotik yapalım bugün. Çünkü çok güzel görünüyor burası. Çok güzel. Tamam. Bugün 5. gün zaten. Çok rahat geçiriyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Mutsuz tabii, ağlıyor evde. Sık sık. Olacak, kaç kilo olmuş? Kafasını taşıtmak istiyor. 4 kilo. 160. Tamam, bir değişiklik yok. Ya mutsuz olacak, bu oraya kalıp da olmuyorsunuz. Yani, bu çok normal. Tam alıştım derken de çıkacak zaten. Mamaya mı şey yapıyor şimdi? Elimle yediriyorum. Ha. Bir öğün kuru mama yiyor, bir öğün çok haşır mama yiyor. Tamam, iki öğün yiyor günde ama bugün yemedi mesela. Bazen bir öğün de düşüyor. Ama gayet de hareketli. Çok hazır olur, hazır. Daha pazara geleceğiz yani. Evet. Değil mi? Dikişleri de alacaksınız onları, değil mi? Aslında emilebilen dikiş. Hiç almasam bile olur. Fakat rahatsız edersin, alırım. Sen almasan o kadar o... Çekip alır. Çekip alır yani. Baksana. Tamam, başka bir şey var mı? Çekip alır. 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 Çekip alır